Teknolojok'tan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün kripto para madenciliği ile ilgili yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz son dönemde kripto paralarda önemli bir düşüş söz konusu ki bu düşüş bandında Ethereum ve Bitcoin büyük kan kaybetti diyebiliriz. Halihazırda biz bu videoyu çekerken Bitcoin 23 bin dolar civarlarındaydı. Ethereum ise 1660 dolarlar civarlarında idi. Burada önemli bir parantez açmamız gerekiyor ki kısa bir süre öncesine kadar Bitcoin 20 bin doların da altına düşmüştü. Hatta acaba 20 bin dolarda tekrardan tutunabilecek mi, tutunamayacak mı diye tartışmalar vardı. Ethereum için de aynı şey, acaba 1000 doların altına düşecek mi, 1000 doların altında ne kadar tutunabilir gibi iddialar vardı. Lakin geldiğimiz noktada özellikle kripto para madencilerinin yüzü biraz gülmeye başladı. Ülkemizde Bitcoin madenciliği çok fazla yaygın değil, fakat ekran kartı madenciliği yani Ethereum madenciliği son derece yaygın bir şekilde yapılıyor. Bir ara arkadaşlar Bitcoin madencileri de zarar etmeye başlamıştı. Özellikle Bitcoin'in 20 bin doların altında seyrettiği günlerde pek çok ülkede Bitcoin madencileri zarar etmeye başlamıştı. Bazı ülkelerde ise hani zarar etmiyorlardı ama masrafları vesaire aynı çıkarıyorlardı. Biliyorsunuz her ülkedeki elektrik tarifesi aynı değil. Dolayısıyla elektrik tarifeleri aynı olmadığı için de bazı ülkelerde madencilik yaparken kar elde edebiliyorsunuz. Bazı ülkelerde ise zarar elde edebiliyorsunuz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu açıdan baktığımız zaman Türkiye aslında hayli iyi bir yerde bulunuyor. Çünkü elektrik faturalarını dolar bazında değerlendirdiğimiz zaman Türkiye gerçekten ucuz elektrik kullanıyor. Burada Ethereum'u ve Bitcoin'i ya da herhangi bir coin'i dolar üzerinden kazdığımız için dolara vurup elektrik faturasını çıkardığımızda dolayısıyla biz kar etmiş görünüyoruz. Tabii eskisi gibi tatlı değil bu işler arkadaşlar. Özellikle Ethereum'un 4000 doları zorladığı günlerde çok güzel kar bırakıyordu. Yani yaktığınız elektriğin belki 10 katı kadar bir gelir sağlayabiliyordunuz bir dönem. Lakin hem Ethereum'daki kazım zorluğu hem Ethereum'un değerinin düşmesi bir de bunlara elektrik faturalarına gelen uçuk zamlar eklenince Türkiye'deki kar marjları da önemli oranda düştü. Hatta Ethereum 1200 dolarlara çekildiği zaman pek çok kişi sistemin fişini çekti. Lakin şu sıralar Ethereum 1600-1700 dolarları görmeye başladı. Bu seviyelerde tutununca kripto para madencilerinin de yüzü biraz gülmeye başladı. Tabii ki eskisi kadar kar bırakıyor mu? Kesinlikle bırakmıyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz sizlere. Bir ara Ethereum madencileri aynı anda çift coin kazmaya başlamışlardı. Yani hem Tom coin kazıyorlardı hem Ethereum kazıyorlardı. Ya da farklı coinler kazıyorlardı. Birkaç tane çift kazılabilen coinler vardı. Lakin bunların da algoritmaları son dönemlerde biraz bozuldu. Madenci uygulamalarında farklı sorunlarla karşılaşılmaya başladı. O yüzden genel olarak madenciler tekrardan tek bir Ethereum kazmaya yöneldiler. En azından pek çoğu şu anda böyle yapıyor. Tabloya baktığımız zaman tabi kullandığınız karta göre de değişecektir ama elektrik faturasını çıktığımızda eğer size 100 dolarlık bir elektrik faturası geliyorsa yani 100 dolar bugün ne yapıyor? 1700 Türk lirası gibi bir para yapıyor arkadaşlar. Sizin bu rigle 1700 Türk lirası elektrik harcayan bir rigle yaklaşık olarak 2500 Türk lirası kazandığınızı söyleyebiliriz. Hatta bu rakam biraz daha düşecektir muhtemelen. Dolayısıyla şu sıralar hani 1700 lira harcıyorsunuz. 2000-2500 Türk lirası arasında bir geliriniz oluyor. Hani 300-500 lira için yapılır mı yapılmaz mı? Bunu biraz kestirmek için. Tabii ki burada ekran kartı sayısı arttıkça dolayısıyla gelen elektrik faturası arttıkça kazancınız da biraz daha fazlalaşmış oluyor. Lakin eskiden nasıldı? Adam 1700 liralık elektrik faturası belki geliyordu ama kazancı 10 bin liraları da geçiyordu hatta arkadaşlar. Şu an geldiğimiz durumda ise elektrik faturasını ödüyor. Elektrik faturasını ödedikten sonra üstüne de işte bir %10, %20 civarında bir para bırakıyor. %20 falan bırakıyor. Yani %10 düşük oldu biraz ama %20 falan bir karınız oluyor. Ama dediğim gibi burada kullandığınız kart da önemli. Yani çok fazla elektrik çekebilir kullandığınız kart. Ya da ne bileyim kazımızı biraz daha yüksek olabilir. Diğer kartlara göre biraz daha verimi yüksek olabilir. Lakin ortalamaya vurduğumuzda böyle arada çok da büyük bir fark olmadığını görüyoruz. Tabii ki sizlerin de muhtemelen linkleri vardır. Burada gelen faturayı ve kazandığınız parayı yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. En azından hala madenciliğe girmeyi düşünenler varsa onlar için de önemli bir veri olacaktır bunlar. Şu anda ekran kartı fiyatları biraz daha düşmüş durumda. Bu yüzden hani riginizi genişletmeyi düşünüyorsanız bu sizin için bir fırsat olabilir. Muhtemelen Ethereum buralarda çok fazla kalmayacaktır arkadaşlar. Yani ben
inanıyorum Ethereum yine 4000 doları görecek. Bu ne zaman olur? Muhtemelen kısa bir süre içerisinde olmayacak. Belki 2024 yılında Ethereum'un tekrardan 4000 dolar olduğu günleri görebiliriz. Tabii ki kripto para piyasasına güvenmek ne kadar doğru bunu bilmiyorum. Dolayısıyla yarın bir gün Ethereum'un 1000 doların da altına düşmeyeceğinin bir garantisi yok. Lakin burada önemli olan sabır arkadaşlar. Hani gelen parayı direkt bozdurup ne bileyim harcıyorsanız çok fazla bir mantığı olmayabilir ama gelen Ethereum'u şu anda biriktirirseniz birkaç sene sonra muhtemelen çok daha fazla kar edebilirsiniz. Şunu da değerlendirmek gerekiyor tabii. Sadece kazılan Ethereum yok arkadaşlar. Pek çok farklı coin kazabiliyoruz. Nedir? Ravencoin kazabiliyoruz. Toncoin kazabiliyoruz. Bunlarda da kar marjları düşmeye başlamış durumda. Ama son günlerde Ravencoin'de bir artış gözlemlendi. Yani bunu sizlerle paylaşmam gerekiyor. Biliyorsunuz genel olarak 4 GB kartları olanlar Ravencoin kazıyorlar. Ravencoin'in de hemen fiyatına bakalım buradan. Bir ara bayağı bir düşmüştü gerçekten. Hani çok düşmüştü Ravencoin. Ama şimdi baktığımız zaman son dönemde %48'lik bir yükseliş yaşamış ve bu %48'lik yükselişle birlikte 0,038 dolara kadar yükselmiş. Bir ara tabii 0,1 dolarlardaydı. Lakin geldiğimiz şu günde 0,038 dolara kadar yükselmiş durumda. Yine de son döneme baktığımız zaman arkadaşlar Ravencoin'in en çok ivme kazanan coin olduğunu söyleyebiliriz. Son bir haftada dediğimiz gibi %48'lik bir yükseliş söz konusu. Son bir aya baktığımızda ise %66'lık bir yükseliş söz konusu. Eğer Ravencoin kazıp elde tutuyorsanız bu sizin için artı bir değer kazandıracaktır. Dediğim gibi genel itibariyle zaten 4 GB karta sahip olanlar Ravencoin kazıyordu. Biliyorsunuz Ethereum kazabilmek için en az 6 GB'lık bir ekran kartına ihtiyacınız var. Dolayısıyla piyasaya baktığımızda da zaten genel olarak 8 ve üzeri RAM kapasitesine sahip olan kartlar Ethereum'da değerlendiriliyor. 4 GB'lık kartlar ise Ravencoin'de değerlendiriliyor. Tabii kazılan başka coin'ler yok mu? Elbette var. Lakin Watt2Mine'den hesapladığınız zaman arkadaşlar elinizdeki kartlarla en çok para getiren coin'lerin hani Ethereum ya da Raven olduğunu görebilirsiniz. Zaman zaman farklı coin'ler yine yükselişe geçebiliyor. Tabii bu çok fazla uzun sürmüyor belki ama zaman zaman Watt2Mine'den bakarsanız eğer bazı coin'lerin daha çok kazandırdığını görebilirsiniz. O yüzden günlük olarak da yine Watt2Mine'da ekran kartınızla hangi coin'in daha fazla kazandırdığını da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer aktif olarak madencilik yapıyorsanız kaç para elektrik faturası geliyor, ne kadar kar ediyorsunuz bunu bizimle paylaşırsanız halihazırda madenciliğe girmek isteyenler için de bu bir tecrübe olacaktır. Nedir? Ekran kartı fiyatları düşmüşken belki 4 kartlık ya da 8 kartlık yenilikler kurulabilir. Eğer kafanıza takılan soru işaretleri varsa yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Biz ve izleyicilerimiz sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.